kanalına hoş geldiniz gençler. Selamlar sevgiler. Yine muhteşem bir video ile karşınızdayım. Bu videoda eser özetlerini full tekrar bir şekilde ele alacağız. Bildiğiniz gibi ayet edebiyatta ÖSM en çok eser özetlerinden soruyor, kahramanlarından soruyor. E dolayısıyla biz de bu videoda eser özetlerine, kahramanlarına, yazarlarına değineceğiz. Tüm eserleri, daha doğrusu önemli olan tüm eserleri değineceğiz. Daha ne olsun muhteşem bir video sizleri bekliyor. Dediğim gibi ÖSYM bunu ayet edebiyatta mutlaka soracak. Birkaç tane bu şekilde soru gelecek. Bu sorular geldiği zaman bu videoya selam çakacaksın. Hazırsan başlıyoruz. Şöyle Tanzmat dönemiyle başlayalım. İlk eserimiz de şair evlenmesi olsun. Bildiğiniz gibi Şinasi'nin bir eseridir. Aynı zamanda edebiyatımızdaki ilk modern tiyatro örneğidir. Görücü usulü bir evlilik konu alır. Şair Müştak Bey adlı birisi vardır. Sevdiği kız olan Kumru ile evlenmek ister ancak ona bir hire yapılır ve evde kalmış ablası sakine hanım ile evlendirilir. Ortalık karışır. En sonunda arkadaşı olan Hikmet gelir olayı çözer ve tatlıya bağlar. Aslında bu eser üzerinden Şin Asi toplumsal bir eleştiri yapar. Ama aynı zamanda bu eserde gençler biz orta oyunun izlerini net bir şekilde görmekteyiz. Peki hangi kahramanlar var? Unutma. Müştak Bey, Kumru, Zibadudu, Habbe Kadın, Sakin Hanım, Ebu Laklaka, Batak Ese gibi kahramanlar söz konusu. Şimdi gelelim intiba. Biliyorsunuz gençler İntibah bizim ilk edebi romanımızdır. Namık Kemal tarafından yazılmıştır. Kötü bir kadının itirazlarına kapılıp kendisini ve ailesini mahveden bir genç anlatılır. Bu genç de Ali Bey'dir. Buradaki kötü kadın ise Mahpeyker'dir. Tabii ilk başta aşkından dolayı gerçekleri göremez ancak en sonunda Mahpeyker'in gerçek yüzünü görür ve annesinin isteğiyle bir cari olan Dilavşub'la evlenir Ali Bey. Ancak bu sefer de Marpeker kıskançlık krizine girer ve bu evliliği bozmak, aralarını kötü yapmak için çeşitli oyunlar kurar ve sonunda Dilaşup'u bir şekilde öldürür. Yani Dilaşup ölür ama daha sonra Ali Bey de gider pekeri öldürür ve o da cezaevinde ölür. Tam bir böyle Yeşilçam sineması gençler tam böyle bir senaryo ortaya çıkar. Bu intibada yine aklımıza kalsın. Ben bu sene Namık Kemal'den bir eser sorusu bekliyorum gençler. Roman olur ya da muhtemelen tiyatro olur ama Namık Kemal'den bir soru gelecektir diye düşünüyorum. Kahramanlarımız Ali Bey'dir, Mahpeker'dir, Atıf Bey'dir, Mesut Bey'dir, Dilaşıp'tır bunu unutmuyoruz. Şimdi geliyoruz onun tiyatro eseri olan Vatan Yahut Silisre. Vatan Yahut Silisre gençler bizim sahnelenen ilk tiyatromuzdur bildiğiniz gibi. Asıl adı da Vatan'dır. Daha sonra Vatan Yahut Silisre şeklinde değişmiştir. Hatta bu oyunu sahnelendiği zaman izleyiciler böyle slogan atarlar. Bundan dolayı da Namık Kemal Magosa'ya sürgüne gönderilir. Sürgüne gönderilmesine neden olur ama yine de Namık Kemal yolundan vazgeçmez. Vatanseverlik ve kahramanlık duyguları ön plandadır bu tiyatroda. Tuna kıyısındaki yani bugünkü Bulgaristan sınırında yer alan Silistre Kalesi'nin... Ruslara karşı 41 gün boyunca korunması ve sonunda Rusların çekilmesi konusunu ele alır. Kahramanlar İslam Bey, Zekiye, Abdullah Çavuştur. Zekiye erkek kılına girer ve kaleye gider. Orada savaşır gençler. Tabi kadın olduğu için başlangıçta onu almazlar ama erkek kılına girdiği için orduya katılır. Onun etrafında gelişen bir tiyatro oyundur. Temelinde zaten isminden de anlıyoruz vatanseverlik söz konusudur. Bir de cezmi vardır gençler. Edebiyatımızdaki ilk tarih romandır. Bildiğiniz gibi bu açıdan önemlidir. Kahramanları ise Adil Giray, Cezmi, Perihan ve Şehriyar'dır. Bu eserde Kırım şehzadesi olan Adil Giray'ın aşk hikayesi ve onu kurtarmak isteyen Osmanlı askeri Cezmi'nin serüvenleri anlatılır. Aynı zamanda İran-Osmanlı savaşlarında bu eserde de yer verilir gençler böyle bir eser. Burada Namık Kemal'in eserlerini gördük. Ayrıca Şinasi'nin şair evlenmesini gördük. Bitti mi? Hayır. Namık Kemal ile devam edeceğiz gençler. Onun şöyle tiyatrolarına yakından göz atacağız. En meşhur tiyatrolarından bir tanesi tabii ki Vatan Yağız sonra Celalettin Harzemşah'tır. Burada da Moğol istilasına karşı Harzemşah devletini koruyan hükümdar Celalettin Harzemşah anlatılır. Kahramanlar ise Miri Cihan, Celalettin Harzemşah, Neyre ve Kutbettin'dir. Önemli. Dediğim gibi ben Namık Kemal'in bu sene tiyatrolarından bir tanesini bekliyorum. Neden çıkmasın? Bir diğer eseri ki geçmiş yıllarda Ölsem'e bunu sordu. Gül Nihal'dir arkadaşlar. Asıl adı Razı değildir. Yani gönüldeki sırdır ama sansürden dolayı ismi değişmiş. Gül Nehal olmuştur. Burada da Sancak Bey'i Kaplan Paşa'nın halka zulüm etmesi, çeşitli eziyetler etmesi, ve ona karşı yapılan mücadele aslında anlatılır. Kahramanlar ise Gül Nihal, Kaplan Paşa, Muhtar Bey, Hilmi Efendi, Karabeli, Züflükar A, Mestan, Paşa Hanım, İsmet Hanım'dır. Dediğim gibi bunu daha önce ÖSM'e sordu. Şimdi gelelim zavallı çocuğa. Burada da gençler yine Aile yapısında meydana gelen bazı sorunlar dile getirilir. Yani mesela gençlerin aile baskısıyla zorla evlenmesi ve sonlarının mutsuzlukla bitmesi ki burada da Şefika ile Atan'ın aslında aşkı vardır. Ancak bunlar kavuşamazlar. Başkasıyla evlendirilir kız. Sonunda kız hasta olur, erkek de intihar eder ve acı bir şekilde bu tiyatro sona erer. Yani aslında böyle toplumsal bir eleştiri yapar Nam Kemal bu eserinde. Bunun dışında Halil Bey, Tahir Hanım ve Paşa adlı bir kahraman vardır. Zaten Paşa kızla evlenecek. Paşa olduğu için de hemen kızı verecekler. Gelelim onun bir başka tiyatrosuna Akip Bey e gençler. Savaşta olan Akip Bey'i çeşitli dalavereler sonunda boşayan Dilaşub'un başkasıyla evlenmesi hikayesine dayanır. Akif Bey bundan dolayı şok olur. Gelir askerden evlendiği adamla çatışır. İkisi de ölür. Daha sonra Dilruba'yı da Akif Bey'in babası öldürtür. Ve bu şekilde tiyatro sona erer gençler. Dilruba, Akif Bey, Süleyman Kaptan, Esat Bey, Şahin Bey, Selim Bey, Bahtiyar Bey, Hamdi Efendi, Kamer, Süfyan, Nikol gibi kahramanlar burada ön plandadır. Devam ediyoruz. Karabela'ya geldik. Burada da harem ağlarının entrikalarını anlatan bir oyun işlenir. Konu da Hint tarihinden alınmıştır. Yani aslında Babürler devleti merkezdedir burada. Kahramanlarımız Mirza Hüsrev, Behrever Banu, Harem Ağası, Ahşet. Bu kahramanları da unutmuyoruz. Karabela neden çıkmasın diyoruz ve şimdi geliyoruz gençler Abdullah Hamit Tarhan'ın tiyatrolarına. Biliyorsunuz geçen yıl Abdullah Hamit Tarhan'ı ÖSM'e sordu ama tiyatroları önemli çünkü biliyorsunuz Tanzimat'ın özellikle ikinci döneminde Abdurrahman Tarhan tiyatro yazan ender sanatçılardandır. Özellikle okunmak için tiyatro yazıyor ve daha çok manzum bir şekilde yani şiir şeklindeki tiyatrolarıyla meşhur. O yüzden ben öyle ya da böyle bu sene olmaz ondan sonraki sene olur ama Abdurrahman Tarhan'ın sorulacağını düşünüyorum. Nesteren Gençler onun edebiyatımızdaki ilk heceli yazılan tiyatro oyunu oldu bir kere aklımıza bulunduralım. Yani şiir şekli yazılmıştır ve ölçü olarak da hece ölçüsü kullanmıştır. Normalde Abdülhak Tarhan tabii ki aruz ölçüsüyle yazar ama burada hece ölçüsüyle yazması da önemlidir. Bu oyunda iki kardeş arasındaki taht mücadelesi anlatılır. Kardeşler de hükümdar olan Gazanfer'dir. Tabii bir de Hüsrep adlı bir kadın vardır. Nesteren bu kadına aşıktır. Aslında bu oyun için şunu ifade ederler. Aslında bu oyunda Abdülhak Tarhan Abdülhamit'i eleştirmiştir. Yani Abdülhamit'le 4. Murat'ı karşılaştırmış. Aralarındaki bu aslında kıyası bu oyun üzerinden dile getirmiştir. Derler ne kadar doğru, ne kadar yanlış ama böyle bir dedikodu var. Bunu da paylaşmak istedim çünkü dedikodu paylaşılır. Gelelim bir başka eserine. Sabru Sebata gençler o da yine önemli bir eser. Mensur bir tiyatrodur. Yani şiir şeklinde yazılmıştır. Aşk işinin yola düşmenin hikayesi anlatılır. Yani çeşitli aşk hikayeleri burada karşımıza çıkar. Kahramanlar Raksever'dir ki diğer adı Gül Peşan'dır. Bunun dışında Mehmet Bey, Zehra, Esadullah dedi adlı kahramanlar vardır. Yine sabr Sebat'ta Abdurrahman Kambet'in önemli bir tiyatro eseridir. Bir başka önemli tiyatrosu ki Ösemin'in geçen sene sordu. Yani en azından ismini geçirdi eserlerden bir tanesi. Eşber'dir gençler. Eşber unutma. Makedonyalı İskender ile Keşmiş Meliki eşber mücadelesini anlatır. Bu oyun kahramanlar Eşber'dir, Sumru'dur, Ruksan'dır ve İskender'dir. Yani bugün işte Pakistan, Hindistan arasında yer alan Keşmir bölgesiyle ilgili aslında bir oyun karşımıza çıkmış oldu. Abdullah Hamid o bölgeleri karşı böyle özel bir ilgisi var. O da aklımızda bulunsun. Bir diğer eseri Sardanapal'dır. Gençler o da tarihi bir oyundur. Burada da zalim hükümdar olan Sardanapal'ın bir hikayesi aktarılır. Aynı zamanda Tarhan'ın ilk manzum eseridir. Yani şiir şekli yazmış olduğu ilk eserdir. Aruz Öğüsü'yle yazmıştır. Kahramanlarımız ise Akın Darakes, Yudes, Sardana Pal, Abdul Bal ve Arbakes'tir. Yine bunun da önemli olduğunu maalesef söylemek zorundayım. Birçok eser var birçoğu da gerçekten önemli. Gelelim macerayı aşkı gençler. Adından da alıyoruz. burada çeşitli aşk hikayeleri vardır. Yine bölge olarak Hint bölgesini seçecektir. Abdülhakami Tarhan bu oyununda Tarın ilk eseri olarak bu geçmektedir gençler. Aşk hikayesi aktarılır. Az önce de söyledim kahramanlarımız Haydar Mirza, Keşmirli, Sekibe Sultan, Gülnaz, Zeynep, Begüm'dür. Yine aklımızda bulundurmamız gerekiyor. En azından isim olarak bu oyunları bilmekte büyük bir fayda var. Geliyoruz şimdi gençler. Yine Tanzimat dönemi sanatçısı olan Ahmet Mithat Efendi'ye. Onun en meşhur eseri tabii ki Felatun Bey ile Rakım Efendi'dir. Felatun Bey gençler batılı bir tipi temsil eder. Rakım Efendi ise doğulu bir tipi temsil eder. Yerel bir tiptir. Zaten isminden de anlıyoruz. Bak Felatun, Platon'dan gelir zaten. Bey diyorlar, bey. Rakıma ise efendi diyorlar. Buradan da zaten buradaki kişilerin özelliklerini kavrayabilmek mümkün. Şimdi bakalım yakından. Edebiyatımıza yanlış batılaşmayı ele alan ilk eserdir. Bu açıdan da önemlidir. Bir yanda batılaşmayı eğlenceye düşkünlük olarak gören Pelatun Bey ile bir yanda da batılaşmanın faydalarını alarak özünü kaybetmeden kendini geliştirmeye çalışan Rakım Efendi vardır. Bu ikisi arasında kıyas yapılır ama maalesef burada Ahmet Mithat Efendi taraf tutar. Yani savunduğu kişi olan Rakım Efendi'nin yanında durur. Diğerini baya baya eleştirir yerin dibine sokar gençler. Bu da aslında romantizmin bir özelliğidir. Romantizm akımında ki Namık Kemal de romanların romantizm akımına bağlı kalarak yazmıştır. Biz şunu görürüz. Yazar devreye girer, kendi konuşmalarını aktarır ve taraf tutar bunu açık bir şekilde de belli eder. Bu eserde de yine Ahmet Mithat taraf tutmuştur. Aklımızdan çıkmasın. Kahramanlarımız Felaatun Bey'dir, Rakım Efendidir, Mustafa Meraki ve Canandır. Şimdi geliyoruz Sergüreş romanına gençler. O da Sami Paşa Zade Sezai'nin bir romanıdır. Sergüreş romanı önemli gençler. Çünkü yavaş yavaş romantizmin terk edilip realizm akımına geçişin bir örneğidir Sergüreş romanı. Bu açıdan önemli ve teknik açıdan artık kusurlar giderilmiştir. Teknik açıdan daha başarılı bir roman örneğini biz bu eserde görmekteyiz. Şöyle yakından bakalım. Romantizmden realizme geçiş romanıdır dedik. Eser üzerinden kölelik ve köle ticareti eleştirilmiştir. Yani evet o dönemde carilik vardır ama kimse carinin gözünden o durumu hissetmemiştir, düşünmemiştir. İşte bu eser aslında empati kurmamızı sağlamıştır. Kahramandı gençler, Dilberdir. Dilber oldukça güzel bir kızdır. Şöyle Kafkaslardan getirilir, İstanbul'da çeşitli köşklere satılır. En sonunda orada Celal diye biriyle aşk yaşar. Amsterdam'de Celal'in annesi onu alır, Mısır'a bir köşke satar. En sonunda oradan da birinin yardımıyla kaçar ama sonra bakar der ki ya bu nereye kadar bu hayat yaşanır mı der ve kendisini nila atar hayatını sonlandırır. Aslında burada cariyeliğin köleliğin ne kadar kötü olduğunu anlatmak istemiştir Sami Paşa Zade Sezai. Biraz daha yakından bakalım. Az önce de söylediğim gibi Kafkasya'dan İstanbul'a köle olarak getirilen ve konaktan kona cariye olarak satan dilberin başından geçenler anlatılır. Zengin bir konakta eziyet çekerken zengin ailenin çocuğu Celal'e aşık olur ve bunun üzerine gizlice Mısır'da bir konak satılır dedik. Oradan da kaçar ancak böyle yaşamaktansa ölmeyi yeğler ve intihar eder. Kahramanlarımız Dilber'dir, Celal'dir, Asap Paşa'dır, Zehra Hanım'dır ki Celal'in annesi ve Cevher'dir dedik. Ve şimdi gençler Taşuk'u Talat ve Fitnat'a geldik biliyorsunuz bizim ilk yerli romanımız budur. Anlamı da şudur gençler Talat ile Fitnat'ın aşkı. Bunu yazan da Şemsettin Sami'dir. Şöyle yakından göz atalım. İlk yerli romanımız diyoruz. Romantizm akımının etkili olduğunu görmekteyiz. Acıklı bir aşk hikayesini burada işlemiştir Şemsettin Sami. Talat adındaki bir genç Fitnat adlı bir kıza aşık olur. Ancak kızın babası Fitnat'ı zengin birisi olan Ali Bey'e verir. Fitnat intihar eder ve devamında Ali Bey öğrenir ki Fitnat aslında kendi öz kızıdır. Senaryoya bak. Bak bak senaryoya bak. Görüyor musunuz? Ya gençler şunu da aklınızdan çıkarmayın. Tanzimat dönemindeki romanlarda tiyatrolarda ya öyle bir senaryo var ki yani hayal edemezsiniz. Ağzınız açık kalır o derece. Burada gördüğünüz gibi ne senaryo ne senaryo. Yani adam yazmış da yazmış neyse devam ediyoruz. Daha sonra Ali Bey ile Talat da bu acıya dayanamaz. Yani Fikrat'ın intihar etmesinden kaynaklı olarak ki Ali Bey de kendi öz kızıyla evlenmiştir. Onlar da intihar ederler, ölürler ve roman burada sona erer. Kahramanlarımız Talat'tır, Fitnat'tır, Ali Bey'dir, Salih Hanım'dır, Hacı Mustafa'dır, Şerife Kadın'dır. Taş, Talat ve Fitnat ilk romanımız olması açısından da aslında önemlidir. Şöyle gelelim araba sevdasına gençler. Araba sevdası neden önemli? Çünkü biliyorsunuz bizim edebiyatımızda realist romanın ilk örneği araba sevdasıdır. Burada da Büyürüz Bey adlı zengin bir çocuğun kendisini batılaşmaya kaptırması anlatılmıştır. Ve aslında da eleştirmiştir. Şöyle yakından göz atalım. Edebiyatımızda ilk realist romandır dedik. Batılaşmayı yanlış anlayıp kendini gülüş durumları düşüren bir genci anlatır. Babasından miras kalan Büyüruz Bey alafrangalığa özenir. Parasını eğlenceli ve gösterişe harcar. Arabaları harcar. Sonunda da tüm parasını tüketir. Ve bu şekilde acı bir şekilde roman sona erer. Peki kahramanlarımız kim? Bir Bey'den bahsettik. Periveş, Keşvi Bey, Çengi Hanım, Andon, Mosse Pierre ve Kondoraki buradaki kahramanlarımızdır gençler. Araba sevdası da önemli. Şöyle bakıyorum geçmişte yakın bir zamanda soruldu mu sorulmadı. E bu sene neden sorulmasın sorulursa çok da şık olur. Ya şöyle demeyin hocam bu çok bilindik bir eser bunu ölseme sorar mı? Gerçekten gençler o kadar bilindik eserleri sormuş ki ÖSM e şaşırırsınız. Dolayısıyla bu da çıkarsa şaşırmayın diyorum. Ve şimdi bir başka güzel eser olan Turfan'da mı yoksa Turfa mı? Turfan'da mı Yeni mi demek gençler? Yani böyle tarlada yeni bir şey koparırsınız ya, ürün alırsınız ya, şu an denir. Yani yeni çıktı, taptaze şeklinde. Turfa ise böyle kötü, karışık olan manasına geliyordu. Dolayısıyla bu şekilde aslında ismi de anlayabiliyoruz. Neyse yakından göz atalım. Mansur Bey'in Cezayir'den İstanbul'a gelmesi ve memur olmasıyla başlar gençler. Tabii memur olur ama şaşkınlık geçirir. İnanılmaz derecede böyle yozlaşma vardır, rüşvet vardır, işgüzarlık vardır. İşler hiç dışarıdan göründüğü gibi değildir. Dolayısıyla böyle artık isyan eder gider Manisa'da bir köye yerleşir. Orada kalkınmayı amaçlar. Ancak daha sonra katıldığı bir savaşta hayatını kaybeder ve böylelikle roman sona erer. Kahramanlarımız Mensur Bey'dir ve onunla daha sonra evlenecek Zehra, Fatma, Mehmet Efendi, Ahmet Şunidi, Raşit ve İbrahim gibi kahramanlarımız burada var. Mizancı Murat'ın bir romanı gençler. Mizan dergisine yazdığı için Murat'a Mizancı lakabı verilmiştir. Bu da aklımızda bulunsun diyorum ve sıradaki esere geliyoruz. Bakalım esermiş? Karabibikmiş gençler. Karabibik de önemli biliyorsunuz. Aynı zamanda bizim edebiyatımızdaki ilk köy romanıdır. Şöyle yakından göz atalım. Karabibik adlı bir köylünün 8 dönümlük tarlasındaki yaşam mücadelesi anlatılır. Aslında gençler Karabibik burada biraz çıkarcıdır. Zenginleşmek ister, zengin olmak ister. Kızını da bir öküz karşılığı zengin bir adama satmak ister. Bunda biraz başarısız olur vesaire olaylar gelişir vesaire en sonunda kızı birisiyle evlenir ki Karabibik de sakat kalmıştır. Kızının evliliğini görür o şekilde roman sona erer. İlk Türkçe köy romanı olması bakımından da bu eser önemli sorulabilir mi? Bence sorulabilir. Kahramanlarımıza göz atalım. Karabibik dedik, Huri dedik, Yosturoğlu, Anderya, Linardi, Eftalya, Koca İmam, Sarı İsmail, Hüseyin. Muhtemelen yanlış hatırlamıyorsam kızını Sarı İsmail'e vermeye, evlendirmeye çalışıyordu gençler. Neyse böyle bir çıkarcılık var. Böyle bir zenginleşme hayali var Karabibik'te. Roman ismi de zaten Karabibik köy. Unutma aklına kalsın. Ve şimdi geliyoruz onun bir başka romanı olan Zehra'ya gençler. Edebiyatımızdaki ilk psikolojik deneme olarak Zehra'yı zaten hemen aklımıza getiriyoruz gençler. İlk psikolojik denememizdir. Aynı zamanda tezli roman örneğidir. Yani tezli romandan kasmış şu. Sanatçının bir görüşü var, bir düşüncesi var. Onu aslında roman üzerinden kanıtlamaya, göstermeye, halka ulaşmaya çalışıyor. Bu tarzdaki romanlara tezli roman denir. Bu da yine aklımızda bulunsun ama bunun en önemli özelliği ilk psikolojik deneme eseri olması gençler. Bunu unutmayalım roman açısından tabii ki. Burada şu anlatılır ki bunu ÖSM geçmiş yıllarda sordu unutma dikkatlice dinle. Zengin bir tüccarın kızı olan Zehra vardır. Zehra babasının kadibi olan yani çalışan olan Supi ile evlenir. Daha sonra babası ölür, miras çocuklarına kalır. Yani Supi ile Zehra'yı kalır. Ancak daha sonra Hüsnü Cemal adındaki güzel bir cariye bu evliliğin önüne geçer gençler. Supi bu kadınla aşk yaşamaya başlar. Bundan dolayı büyük bir hayal kırıklığına uğrayan Zehra gider çok güzel bir kadın olan Ürani tutar ve onu Supi'ye doğru yönlendirir. Bu ilişkiyi de bozmaya çalışır ki gerçekten bozar Supi Hüsnü Cemal'i bırakır ve Ürani ile bir aşk yaşamaya başlar. Daha sonra Zehra kocasını boşar ve gider Musin adlı birisiyle evlenir. Tabii böyle olunca da Supi tüm zenginliğini kaybeder. E zenginliğini kaybedince Ürani onunla yaşamaya devam eder mi? Tabi ki etmez onu bırakır ve başka bir aşına gider. E bunu gören de Supi dayanamaz gider Ürani ve o sevgisini öldürür. Ceza olarak da Trablusgarba sürgüne gönderilir gençler. Romanda böylelikle sona erer. Ne hikayeler ne hikayeler gördüğünüz gibi az önce de söylemiştim. Tanzimat döneminde gerçekten hikayeler böyle bizim ağzımızı açık bırakacak cidden. Şimdi gelelim gençler mavi ve siyah romanına. Bildiniz tanıdığınız bir roman gençler. Çünkü Mavi ve Siyah oldukça meşhur. Herkesin bilmesi gereken, herkesin okuması gereken bir roman. Aynı zamanda bizim edebiyatımızda batılı anlamdaki ilk romandır gençler. Batılı tekniğe sahip ilk romanımız Mavi ve Siyah. Bunu unutmuyoruz. Burada ne anlatıyor? Burada bir hayal hayal kırıklıkları anlatılıyor. Bak Mavi ve Siyah ya, bunu unutma. Mavi bir günde başlıyor. Halice Bakan Ahmet Cemil'in hayal kurmasıyla aslında bu roman başlıyor diyebiliriz. Ama daha sonra kap karanlık bir günde zifir bir karanlıkta hayal kırıklarıyla İstanbul'dan kaçan Ahmet Cemil burada karşımıza çıkıyor. Mavi ve romanın sondaki hayal kırıkları ifade eden siyah. Aklında bulunsun. Romanın kahramanı Ahmet Cemil'dir. Ama aynı zamanda bu Ahmet Cemil Servet-i Fun'un neslini temsil eder. Yani oradaki sanatçılar bu Ahmet Cemil üzerinden aktarılır. Yani hayalleri vardır ama bu hayaller gerçekleşmez. Büyük bir hayal kırıklıkları vardır ve İstanbul'dan da kaçmak isterler ki gerçekten de Servet Fıncıların böyle bir hayali vardır ama bu gerçekleşmez gençler. Ancak Tevfik Fikret neyi var ne yok hepsini satar. Boğaz'da kendisine bir köşk yaptırır adına da aşiyan yani kuş yuvası anlamına gelen bu ismi verir ve bütün hayatını orada geçirir. Yani İstanbul'dan uzaklaşmak, toplumdan uzak kalmak ister Tevfik Fikret. Neyse biz tekrar konumuza dönelim. Bu eser üzerinden bir neslin hayalleri, değerleri ve hayal kırıkları anlatılır dedik. Ahmet Cemil romanın başında hayaller kurar ancak bu hayalleri gerçekleşmez ve simsiyah bir gecede İstanbul'dan ayrılır. Peki ne gibi hayalleri vardır? Bir, meşhur bir şair olacaktır yani şiir yazar. İki, sevdiği kız olan Lamia ile evlenmek ister ki arkadaşının kız kardeşidir ama o da gider başka evlenir. 3- kız kardeşine mutlu bir evlilik yaptırmak ister ama o da mutsuz bir evlilik yaşar ve hayatını kaybeder yani baktığınız zaman hiçbiri gerçekleşmez gençler bu hayallerin. Dolayısıyla acı bir şekilde biter. Kahramanlarımız Ahmet Cemil, Hüseyin Nazmi, İkbal, Lamia, Vehbi Efendi aklınızdan çıkmasın. Mavi siyah önemli. ÖSM e sorarsa da şaşırmıyoruz diyoruz. Ve şimdi geliyoruz... Aşkı Memnu'ya. Bunu da hepimiz biliyoruz gençler. Herhalde bunun dizisini öyle ya da böyle bir şekilde izlemeyen yoktur diye düşünüyorum. Genç ve güzel bir kadının yaşlı ama zengin kocasıyla olan evliliği burada konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu eser realizm ve naturalizm akımıyla birlikte yazılmıştır. Yani her iki akımında izlerini görmekteyiz. İstanbul'un çeşitli yerleri ve toplulukları romanda karşımıza çıkar. Özellikle de zengin kesim burada karşımıza çıkmakta. Roman dönemin yaşantısı hakkında bizlere çeşitli ipuçları verir. Yani bu roman okuduğumuz zaman aslında o dönemin yaşantısında görmekteyiz. Kahramanlarımız ise Biter, Adnan Bey, Nihal, Bülent, Beylül, Firdevs Hanım'dır gençler. Halis Ziya'nın bir başka başarılı eseri ise Kırık Hayatlardır. Evli ve ailesine bağlı olan bir doktorun başka birine aşık olması ve hayatını karartmasına dayalı gelişen bir romandır. Çocuğunu hastalıktan kaybettikten sonra gizli ilişkisiyle aile arasında bocalayan Ömer Beyç adlı bir doktorun aslında buradaki dramı aktarılır. Ya görüyor musunuz hikayeler ne kadar çok birbirine benziyor. Böyle inanılmaz böyle çarpık ilişkilerin olduğu, sonunun mutsuz olduğu ya da batılı tiplerin yoğun bir şekilde işlendi romanlar, senaryolar hep karşımıza çıkıyor. Bu da çok ilginçtir. Sosyal bir romandır. İstanbul'un üst tabaka insanların bunalımlarını ve hatalarını işler. Bu romanda Halit Ziya Kırık Hayatlar aklımızdan çıkarmayalım. Kahramanlarımız Ömer Beyç, Vedide, Nehir ve Nebile'dir unutmuyoruz. Ve şimdi geliyoruz Eylül romanına gençler. Eylül romanı neden önemli? Çünkü biliyorsunuz edebiyatımızdaki ilk psikolojik roman Eylül'dür. Mehmet Rauf tarafından yazılmıştır. İlk psikolojik romanımız yanına artıyı bıraktık. Çıkar mı? Neden çıkmasın? Karı koca ilişkisi üzerine üçüncü bir aşık hikayesine dayanır. Suat ve Süreyya çiftinin hayatına giren Necip'in Suat'a aşık olması üzerine ilerler gençler. Böyle yine çok ilginç bir hikaye karşımıza çıktı. Romanın sonunda yangın çıkan evde mahsur kalan Suat kurtarmak için kendisini ateşe atan Necip ve Suat ölür. Yani Suat kimseye yar olmaz gençler. Buradaki ilginç bir nokta Suat'ın kadın olması, Süreyya'nın ise erkek olmasıdır. Bu da aklımızdan çıkmasın gençler. Yani buradaki kadın Suat'tır, erkek olan ise Süreyya'dır. Onu da ifade etmiş olalım. Kitap daha çok aşk üzerinden kişi tarihlerinin yapılmasıyla ilerler. Yani her ne kadar burada aşk hikayesi olsa da, çeşitli böyle durumlar olsa da ama daha çok biz kahramanların psikolojik durumlarını görmekteyiz. Zaten o yüzden de ilk psikolojik romanımız diyoruz aklınızdan çıkmasın. Dolayısıyla özetle diyoruz ki eserde daha çok olayların kişiler üzerindeki etkileri dile getirilmiştir. Mehmet Rauf bunu aktarmıştır. Burayı da tamamladık ve şimdi geliyoruz sıradaki romanımıza. Yani gençler Servet-i Funun döneminin bağımsız sanatçısı olan Hüseyin Rahbi Gürpınar'a geldik. Bunu da ÖSM'i geçmiş yıllarda sordu. Önemli eserleri var. Aslında birçok romanı var. Hepsini incelememiz mümkün değil ama onun en meşhur 3 romanına burada yakından göz atacağız. Ama şunu göreceksiniz ki neredeyse konular birbiriyle aynı. Hadi gel şıkka bakalım. Diyor ki Alafranga düşkünü Şöhret Bey'in batılaşmayı giyim kuşam hayat tarzı olarak görmesini anlatan ve eleştiren bir romandır. Eser Araba Sevdası ile Felahattin Bey Rakım Efendi romanlarına benzemektedir. Çünkü oralarda da biliyorsunuz benzer bir konu işlenmişti. Şık romanı şık bak unutma güzel kıyafet batılı bir tip ve Hüseyin Rami Gürpınar. Hüseyin Rami Gürpınar biliyorsunuz sokağa edebiyatımıza romana taşıyan yazarımızdı bu da aklımızda bulunsun. Gelin Şıp Sevdi romanına. Paris'te eğitim gören Meftun Bey'in Frangalı abartmasına dayanan bir romandır. Eserde Meftun Bey ile ailesi konu edilir ama sonda da yine kötü şeyler başına gelecektir Meftun Bey. Yine benzer hikaye mi? Evet yine benzer hikaye. Sadece isimler farklı, yerler farklı ama sonuç durum aynı gördüğünüz gibi. Bir de mürebbiye bakalım. Mürebbiye biliyorsunuz gençler kadın öğretmen demektir. Yüksek memur olan Dehri Efendi'nin Modaya uyarak çocuklar için eve mürebbi alması üzerine gelişen olaylar işlenir. O mürebbiye evi dağıtır, ortalık birazcık karışır gençler. Ve bu eserde de naturalizm akımının izleri vardır. Zaten gençler bunu unutmayacaksınız. Bizim edebiyatımızda Halit Ziya kısmen naturalizme etkilenmiştir. Bunun yanında bir de Hüseyin Rami naturalizm akımından etkilenmiştir. Naturalizm akımı deyince bu iki isim aklınıza gelsin diyoruz. Ve şimdi de Yakup Kadri Karosmanoğlu'nun romanlarına geldik. Gençler birçok başarılı romanı var. Hepsine yakından değinmemiz tabii ki mümkün değil. Ama şöyle içeriğine gelin birlikte göz atalım. Hızlı hızlı. Kiralık Konak gençler. Tanzimat'tan itibaren değişen toplum yapısını anlattı bu eserde. Aynı konakta yaşayan üç kuşağın çatışması işlenmiştir. Önemli. Ders kitaplarında da kiralık konak mutlaka yer alıyor. O yüzden yanına yıldız bırakıyorum. Çünkü benim düşündüğüm hep şu. MEP kitaplarında olan eserleri ÖSYM öyle ya da böyle bir şekilde sordu ya da soracak. Bu eserin kahramanları Naim Efendi'dir, Sakine Hanım'dır, Servet Bey'dir ve Sena ile Cemil'dir ki Sena da onun Genidir gençler Servet Bey de onun damadıdır. Böyle kuşaklar arasındaki çatışma burada aktarılır. Aynı zamanda kiralık konak üzerinden yani o konak üzerinden de Naim Efendi anlatılır. Naim Efendi böyle tutucudur, muhafazakardır, eski kafadır. Orada yaşar o konaktan çıkmak istemez. Konak da eskimiştir. Naim Efendi'nin düşünceleri de eskimiştir. Aslında böyle bir durumda bu romanda eleştirilmektedir gençler. Devam ediyoruz. Ve geliyoruz Sodam Gomere romanlarına. Bu da oldukça güzel, meşhur bir romandır. Yakup Kadri'nin Sodom ve Gomer'e biliyorsunuz gençler İncil'de anlatılan bir hikayedir. Ahlaksızlıkları üzerinden iki tane şehir olan Sodom ve Gomer'e Yok edilmiştir İncil'e göre. Böyle bir hikaye vardır. İşte Yakup Kadir de bu romanında savaş yıllarındaki İstanbul'daki bazı çevreleri anlatmıştır. Yani savaş yıllarında, işgal yıllarında bazı çevreler İstanbul'un işgaline karşı çıkmadıkları gibi bir de işgalcilerin yanında olmuştur. İşte bu durumu bu eserde eleştirmiştir. Yakup Kadri isminde güzel seçmiştir romanını. Kahramanlarımız Sami Bey'dir, Leyla'dır, Necettir Aklımızdan çıkarmayalım ve geliyoruz Yaban romanına gençler. Yakup Kadri'nin en simge eserlerinden bir tanesi yabandır kahramanımız Ahmet Celal'dir. Ahmet Celal bir subaydır. Çanakkale cephesinde kolunu kaybeder. İstanbul'a gelir. İstanbul'da yaşamak istemez ki İstanbul'da işgal edilmiştir. Der ki ne yapsam ne yapsam ne yapsam. Onun askeri olan eri olan Mehmet Ali der ki gel komutanım bizim köye gidelim. Bizim köyde sana bakarız. O da gider köye sonra köylü aydın çatışmasını artık biz bu romanda görürüz köylü inanılmaz derecede geri kalmıştır. Onu biz net bir şekilde bu eserde görüyoruz. Aslında Yakup Kadri de bu eser üzerinden büyük bir eleştiri almıştır. Delinmiştir ki sen Türk köylüsünü aşağılamışsın. Ancak Yakup Kadri de kendisini şöyle savunmuştur. Hayır. Ben olanı olduğu gibi aktardım. Bu benim suçum değil ya da bu köylünün de suçu değil. Bu aslında biz aydınların suçu. Yani yüzyıllarca köylü imal ettik, onları sömürdük, onlara asker gözüyle baktık ama onları geliştirmek için çaba sarf etmedik. Böyle bir romandır gençler. Onun için de Emine İsmail gibi kahramanlar da bu romanda karşımıza çıkıyor. Güzel bir roman, simge bir roman bilmekte fayda var. Geliyoruz onun Nur Baba adlı romanına. Burada da tekkelerin yozlaşmasını ve toplumda neden olduğu yıkımlar anlatılır. Özellikle Bektaş tarikatı üzerinden aklımızda bulunsun. Hüküm gecesinde de ikinci meşrutiyetten sonra meydana gelen parti kavgaları anlatılır. 1908 ile 1911 yılları arası anlatılan romanda İttihat ve Terakki Partisi merkezdedir gençler. Ve şunu da söylemekte fayda var. Yakup Kadri bildiğiniz gibi fecraatici bir sanatçıdır. Yani aslında sanata fecraati toplumda başlamıştır. O dönemler çok gençtir ama fecraati dağılacaktır. Milli edebiyat başlayacaktır. Yakup Kadri e milli edebiyata katılacaktır. Ve onun romanlarında aslında biz dönemin izlerini görmekteyiz. Yani Yakup Kadri'nin her romanı bir dönemi yansıtmakta gençler. O romanı okuyarak aslında geçmişe gidip o dönemi net bir şekilde görebiliyorsunuz. Yakup Kadri romanları üzerinden böyle bir özelliği de var. Bunu da hatırlatmak istedim. Ve şimdi geliyoruz Ankara romanına gençler. Ankara romanında da Ankara'yı anlatmıştır. Yani Cumhuriyet sonrasındaki Ankara'yı biz bu romanda görüyoruz. Şöyle yakından göz atalım. Savaş yıllarında ve sonrasındaki Ankara'nın durumu anlatılır. Az önce de söylediğim gibi her romanı aslında bir dönemi yansıtıyor. Aslında Ankara ve roman kahramanı Selma Hanım üzerinden savaş yılları ve sonrasındaki Türkiye'nin gelişimi bu roman üzerinden aktarılmıştır. Bir de bir sürgün atlı romanı vardır. Burada da 2. Abdülhamit karşıtı olan Jön Türklerin Paris'e kaçması aktarılır. Bunu da aklımızdan çıkarmayalım. Bir sürgün de önemli. Hadi gel şimdi de Halide Edip'in simge eserlerine bakalım. Onun simge eserlerinden bir tanesi Sinekli Bakkaldır. 2. Abdülhamit dönemindeki toplumsal yaşam bu roman üzerinden dile getirilir. İmamın kızı olan Emine ile evlenen orta oyunu oyuncusu Tevfik ile kızı Rabia çevresinde gelişen olaylar anlatılır. Rabia oldukça kendisini geliştirmiş bir kızdır. Şöyle ilahiler söyler ve İtalyan sanatçı olan Pellegrini ile tanışır. Onunla evlenir. Damat da daha sonrasında Müslüman olur. Böyle ilerleyen bir romandır. Tabi buradaki Tevfik yani Rabia'nın babası orta oyuncusu olması nedeniyle de eşinin babasıyla çok fazla anlaşamazlar. Böyle kültürel bir çalışmada bu sinekli bakkal üzerinden aktarılmıştır gençler. Gelelim Ateşten Gömle. Ateşten Gömlek milli mücadeleyi anlatır. Çünkü milli mücadele yıllarında Türk milleti adeta ateşten gömlek giymiştir gençler. O dönem böyle zor bir dönemdir. Bu romanla çok güzel bir isim vermiştir halde edip. Tam da burada dedikoduluk bir mevzu var. Aslında ateşten gömlek Yakup Kadri'nin bulmuş olduğu bir isimdir. Yani yaban romanına Yakup Kadri ateşten gömlek ismini bulmuştur. Bunu halde edip de paylaşmıştır. Daha erken davranan halde edip hemen romanına ateşten gömmek ismini vermiş ve sonrasında da Yakup Kadri'den özür demiştir. Demiştir ki bu isim çok güzeldi dayanamadım. Bunun üzerine de Yakup Kadri romanına yaban ismini verecektir. Bu dedikoduyu bu magazinsel bilgiyi de öğrendiysek hadi gel romana yakından göz atalım. Kurtuluş Savaşı'nın konu olarak işlendiği bir romandır. Eser roman kahramanı olan Peyami'nin hatıra defterine dayanır. O hatıra defterini okuyan doktorlar çeşitli hikaye görürler ki bu hikayenin merkezinde tabii ki milli mücadele vardır. Daha sonra Peyami'nin hayatını araştırırlar bakarlar ki aslında orada anlattığı kişiler yoktur. Belki de peyami onu hayal dünyasında oluşturmuş, uydurmuştur ki peyami başından zaten yaralamıştır. Sonra doktorlar demiştir ki ya bu başından yaralamış ya çeşitli hayaller gördü herhalde diye romanı bitiriyorlar gençler. Romanın konusu, özeti aslında bu şekilde. Kahramanlarımız peyamidir, Ayşe'dir, İhsan'dır, Kezban'dır. Yine bu eseri bilmekte fayda var. Vurun K.P. Halde Edip Adıvar'ın Kurtuluş Mücadelesini Anlattığı Bir Başka Romanı da Vurun K.P.'dir. Burada milli mücadele sırasında genç bir öğretmen olan Aliye'nin... Anadolu'ya gitmesi ve sonunda da yobaz kişilerce linç edilmesi anlatılır gençler. Yine milli mücadele yılları burada söz konusu. Kahramanlarımız Aliye'dir, Tahsin Bey'dir, Hacı Fettah'tır. Bunları da unutmayalım. Burun Kapı'yı yine simge eserlerden bir tanesidir diyoruz. Ve hepimizin bildiği Çalı Kuşu romanına geldik gençler. Reşat Nuri'nin bir eseridir. Hemen yana yazalım. Yazmasak da biliyoruz ama yine de yazmakta fayda var. Reşat Nuri dedik. Burada öğretmenlik yapan Feride'nin Anadolu'da yaşadıkları anlatılır. Aslında Feride İstanbul'da zengin bir ailenin yakınıdır. Orada Kamuran'la aşk yaşar evlenecektir ama bakar ki Kamuran kendisini aldatıyor. Bunun üzerine Anadolu'ya kaçar. Orada öğretmenlik yapar ve şehir şehir dolaşır. Tabii bunu yaparken de çeşitli zorluklarla karşılaşır gençler. Ve devamında çok güzel bir kız olduğu için de sürekli başı belaya girer. Ve formalite icabı babası gibi sevdiği olan Hayrullah Bey ile evlenir. Ama Hayrullah Bey kısa bir süre sonra hayatını kaybeder. Kamuran Feride'nin peşinden koşar, onu ikna eder ve tekrar evlenirler. Roman böylelikle sona erer. Simge bir roman zaten. Çoğumuz zaten bu romanın içerini biliyordur diye düşünüyorum. Gelelim bir başka romanı olan Dudaktan Kalbe'ye. Dudaktan Kalbe de yine gençler diziye uyarlamış bir romandır. Yaprak dökümü çok popüler olunca bir ara hemen onun rakipleri de Dudaktan Kalbi başka kanallarda dizi olarak karşımıza çıkardılar. Ben de az çok oradan aslında içeriğini hatırlıyorum. Neyse bakalım. Çektiği aşk acısı nedeniyle bir daha sevemeyeceğini düşünen gencin öyküsü anlatılır. Avrupa'ya müzik eğitimi almak için gider Kenan. Annesinin neyi var neyi yok hepsini satar. Ve gerçekten de donanımlı bir sanatçı olur. Keman ustası olur. Ve Türkiye'ye gelir Lamia'yı tanır ona aşık olur. Aşk yaşarlar ve Lamia Kenan'dan hamile kalır. Ama Lamia gider başkasıyla evlenir. Buna da katlanamayan Kenan intihar eder. Ve roman böylelikle sona erer gençler. Kahramanlarımız Sahip Paşa'dır, Kenan'dır, Lamia'dır, Cavidan'dır, Vedat'tır. Bunu da yine bilmekte fayda var diyoruz. Ve son olarak Yaprak dökümünü ele alacağız. Bakıyorum uzun bir video oldu. Memuriyetten emekli olduktan sonra İstanbul'a gelen Ali Rıza Bey ve ailesinin aslında İstanbul'da harcanmasını anlatan bir romandır. Ali Rıza Bey burada son derece düzgün bir kişi olarak karşımıza çıkar. Emekli bir kaymakamdır ama çocukları İstanbul'da yoldan çıkar. Kızı vardır Leyla, Necda oğlu vardır Şevket ama her birinde ayrı hikayesi vardır. Yani Ali Rıza Bey'in ve karısının bir hikayesi vardır. Ama bununla birlikte çocukların da ayrı ayrı hikayesi vardır. Başlarına türlü belalar gelir. Aslında burada da İstanbul'a gelip dağılan, oraya tutunamayan, çeşitli hızlı kültürel değişme ayak sağlayamayan bir ailenin dramı anlatılır diyoruz. Ve böylelikle gençler sınavda çıkması muhtemel eser özetlerini burada sizlere detaylı bir şekilde aktardım. Bu sınavda bu eserlerden mutlaka birkaç tanesi çıkacaktır diye düşünüyorum çıkması sürpriz olmaz benim için. Sizin için de olmasın. O yüzden ne yapmanız gerekiyor? Bu videoyu birkaç kez dikkatlice dinlemeniz gerekiyor. Yetmez. Ben pdf'ini paylaşacağım. Yani bu videoda kullanmış olduğum pdf'i videonun açıklamalar kısmına ekleyeceğim gençler. Onu da mutlaka indir. Şöyle ara ara sınavdan önce göz at. Böylelikle iyice bu eserler zihnine kazanacak. Ve aynı zamanda bununla birlikte tabii ki kahramanlar da önemli. Şu anda saat kaç? Bakıyorum. Biri geçiyor gençler. Biri geçiyor gözler kızardı. Ben yorgunum yoğun bir şekilde çalışıyorum bugünlerde. Ama buna fazlasıyla değdi. Güzel bir videonun ortaya çıktığını düşünüyorum. Ama daha çok tabii ki sizlerin düşüncesi önemli. Lütfen düşüncelerinizi yorum olarak benimle paylaşın. Yorumlarınızı okumak benim için son derece keyifli. Her türlü olumlu ya da olumsuz düşünceye de açığız tabii ki. Aynı zamanda bu videoyu beğenirseniz kanalıma abone olursanız beni desteklemiş olursunuz. Bu emeklerimin, bu çalışmaların karşılığı sizlerin bu videoyu beğenmesidir gençler. Bunu yaparsanız dediğim gibi çalışmalarımı desteklemiş olursunuz. Şimdiden hepinize sınavda bol şans, başarı diliyorum. Umarım herkes emeğinin karşılığını alır diyorum. Bir sonraki videoda, bir sonraki derste tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.